İyi akşamlar arkadaşlar. Gece olduğu için iyi akşamlar diyoruz. İcabında siz gündüzleyin seyredersiniz. İkinci videomuzu da çekelim. Malum bedenimiz böyle. Yine aynı konumlardayız. Yakınlaşalım. Bir düğüm atıyoruz. Çingene düğümü dediğimiz bir düğüm atıyoruz. Bir tane çingene düğümü attık. Biraz sıkılandı. Alttan bu biraz karmaşık gelir ama kaymamasını istiyorsanız bu sistemi kullanmanızı tavsiye ederim. Ki ben her zaman için bunu kullanırım. Biraz sıkıyoruz alttan ve içten attık. Bakın burada önemli. Bir tane üstten atıyoruz. İkinciyi bir daha sarıyoruz. Sonra bunu buradan bakın tekrar edelim. Tekrar edelim. Bir tane yine paraşüt ipiyle bağlayacağım. Alttan attık. Parmağımızı araya koyduk. Bir defa attık. Bir daha atıyoruz. Sonra buradan bakın geçiriyoruz. Bu sistemde çift olduğu için buradaki dolama biraz kırışmaya sebebiyet verir. Dikkat edelim. Tam dibinde sıkıyoruz. Bakın. Tam dibinde sıkınca yukarıda attığımız iki tane İlmek dibe geldi. Ben kendi sistemim olarak mutlaka alttan atarım. Fakat bu sistemde hemen buradan alıp içeriye salmıyoruz. Bakın ne yapıyoruz? Bunun içine atıyoruz. Bakın boşa alalım. Dikkat edin buraya. Bunu atıyoruz. Buradan attık. Bakın dışta kaldı. Burası boşta. Bakın dışta. Dıştan bir tur çevirip içeriye, yani içeriye şuraya getirelim. Bakın hemen direkt buradan içten almıyoruz. Buna dikkat edin. Bu çok böyle kaymaları durdurucu bir sistemdir. Biraz karmaşıktır. Dışarı atıyoruz. Dışarı attığımız dıştan, bakın dıştan sonra içeriye alıyoruz. Dıştan. Buraya getirdiğinizde ben hep alttan atarım. Bu tartışılan bir mevzudur. Kişinin kendi kolayına nasıl geliyorsa veyahut da bedene kösteğin ne zaman hangi sistemde daha az sardığıyla alakalı bir sistemdir. Çok tartışılır. Ben devamlı olarak alttan atarım. Bu sistemimiz kaymayı en az yapan sistemdir. Bakın yine paraşüt ipinde bir daha bağlayalım. Odaklanalım arkadaşlar. Bakın. Burada bir düğüm atıyoruz. Unutmadan buradaki kırpıntıyı almazsanız bu size çok engel teşkil eder. Suyun içindeki kayaya çarpan akıntının yaptığı köpüğü yapar. Ayvanı geri çevirir. Çok hassasiyet önem arz eden bir noktadır. Düğümün buradaki fındık gibi büyük olması balığı geri gönderir arkadaşlar. Burayı görür hayvan. Bu su yapar. Yani köpük yapar. İzahımız böyle. Geçelim buraya. Bir düğüm attık. Çingene düğümü. Bir tane içten, bakın içten. Bu içten dıştan meselesini iyi algılayın. Eğer kaymasını istemiyorsanız bu sistemi kullanın. Tavsiye ederim. Biraz karmaşıktır fakat değer. Bir tane dıştan bir daha atıyoruz dıştan. Sonra bunu getiriyoruz. Aradan salıyoruz. Bakın iki defa doladık. Sonra çekiyoruz. Bu çekim esnasında kırışmalar yaşayabilirsiniz eliniz alışana kadar. Bu önemli. İki defa üstten ve dıştan atıyoruz. Sonra alttan bakın dikkat edin. Buradan getirdiğimiz hemen buradan alırız. Almıyoruz. Bakın burada bir tur attıktan sonra dıştan bakın attık. Bakın dikkat edin. Attık. Burada aktardık. Dıştan içeriye alıyoruz. Ve sıkıyoruz. Şimdi burada sıktığımızda misineyi de hafif böyle gerdirme yaparsak bu ana beden gerilir de oraya oturtursak bunları
burayı zedelememe konumunda bir sıkma yaparsanız bu kesinlikle kaymaz arkadaşlar. Ama hiç kayma, sıfır kayma konumunda olan bir sistemi de benimsemiyoruz. Çünkü denizin altında ne olduğu belli değil. Siz atıyorsunuz, bir tane istavrit yakalayacaksınız. Geliyor buraya bir tane çinekop bindiriyor. Varsın biraz kaysın. Bakın bir tane çinekop çaparımız var mesela. Boyunu kısalttı şimdi, tam boy olmadı. Uzun olması lazım çinekop çaparın. Ben görünmesi için bunu tercih ettim. Çinekop çaparısı. Atıyorsunuz. Biz buna çok sefer tanık olduk. Karşınıza bindiriyor bir tane kiloluk palamut. Haydi bakalım onunla uğraşıyorsunuz. Bunu yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Bunun burada hafiften hafiften kayması sizin kösteğinizin patlamadan balığı yukarı almanıza sebebiyet verir. Ta ki bu kaya 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 alttaki kösteğe gelene kadar kayar. Ondan sonra zaten kaymaz. Sizin de bir tane iri palamutunuz olmuş olur. Yani yakaladığınız balığın bir kalibre üstünü kopartmadan, kösteği patlatmadan yukarı almanıza sebebiyet verir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah faydalanmış olursunuz.